Diptere oyun ekranlarına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Life is Strange'in 3. bölümüne başlıyoruz. En son işte yurda gidip odamızdan flash diski alıp bir tane oğlan çocuğuna götürecektik. Ama bir sürü olaylar gelişti. Dena isimli güzellik abidesine iftira atıldığını öğrendik ki iftirayı çözdüğümüz ana kadar ben bile Dena hakkında bir şüpheye düştüm ve sonra düşüncemden dolayı pişmanlıkla yaşadım. Şimdi de işte yurttan çıktık en son. Kızın kafasına bir tane gerizekalı bir kibirli salak çocuk o Amerikan futbolu topu attı. Kızın suratı yaralandı. Onu durdurmaya çalıştım. Durdurulabiliyor muydu? Bir şeyi var mıydı? Sistemi var mıydı? Bilmiyorum ama başaramadım. Ona biraz üzüldük. Ama yani birinci bölümde zaten flash belleği çocuğa götürürüz derken ikinci bölümde o kadar çok farklı olay gelişti ki flash belleği henüz çocuğa götüremedik. Çocuk resmen otoparkta ağaç oldu. Ama bize de yürüdüğü için böyle tatlı tatlı ben hayatım boyunca otoparkta kalabilirim, arabaları falan sayarım diyerek tatlı tatlı beklediğini belirtti. Sonra tam giderken yolda bir kepazelik gördük. Önce onu bir fotoğraflayalım dedik ama bu sefer de müdahale edip kızı kurtarmak daha doğru gibi geldi. Önce bir de uzun vadede çözeriz diye düşündüm ama sonra işte kız da öyle daha kız da bir sistem edince dayanamayıp zamanı geri alıp kurtarmıştık falan filan. Neyse ikinci bölümün de özetini bir tık verdiysek hadi üçüncü bölümde bizi neler bekliyor ona bakalım. Başlayalım bakalım. Evet. Aa işte aynı şeyi yaşayacağız demek ki. Tamam. Fuck Vurdurmam. this shit. Damn, I better rewind. Dur. Şunu bir daha deneyeceğim ya. Kız. Kız. Fuck this shit. I feel like Alyssa and I should be better friends. Ya kıza yazık ya. Üf, yemin ediyorum. Ha evet böyle bir şey vardı. Annemiz bize mesaj atmış. Onu kaçırmışız. Ona bakalım. Meğer senin doğduğundan beri 18 geçti inanamıyorum. Merhaba tatlım. Müdür bey bana tutumlarından endişe duyduğunu, davranışının pek uygun olanlar, sürekli yurtta saklananlar, yürüme engelleri büyümüş olsam bile evden uzakta olmanın zor olduğunu biliyorum. Ama sen kameran ile dünyayı değiştirmek için oraya gittin. Lütfen yakında görüşelim. Sohbetini özledim. Sevgilerle anne. Şey tatlı bir annemiz varmış da. Müdürün bu düşüncelerini yapmasaymış. Gerçekten öyleysek bile bunu en azından yüz yüze konuşarak halletseymiş. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Hemen müdahale ediyoruz. İkinci bölümün sonunda yaptığımız gibi. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. Yemin ediyorum gidip you're tokatlamak part of the istiyorum herifi problem, ya. Missy. I will remember this conversation. Tipe bak. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Haydi gidelim. I felt like an everyday hero helping Kate, but niye gidemiyorum? Now Officer Ha, çık David tatlım çık hadi. Sincaplar güzelmiş ya. Ne çocukken bir sincabım vardı böyle. Çok sevimli bir hayvandı da her böyle elimiz alıp sevmeye kalktığımızda cart diye böyle bir parmaktan bir ısırık alırdı. I'm glad I stepped in that time. Sonra can't stand to see people being bahçeli bir bullied. evde oturuyorduk. Sonra bahçede kaçtı ve kendini doğaya adadı. Ne dedim bu arada sen en son ya? Sincaptan bahsederken. Tamam artık her yerde bu hatun var. Bu mu bize yürüyen Max, çocuk? get your ass over here.
Sen bize yürüyordun, kıç mıç. And there's Warren. Did he actually buy a used car? Bayağı tofaş almış. Heh. Şöyle tofaş lan bu. Yo Max, check it out. Ya üf, yürü git. What up Max? How are you? Here's your flash. Thanks. Yürü git. No problem. Kıç mıç diye konuşana ben sarılma. Check out my new wheels. Cool, very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. Hmm. You're in the wrong time, Warren. But then bir so kelimeyle içindeki okay? pisliği akıttın çocuk. Kıç mıç. It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Uh-uh. No, I've been way too busy with class and life. Damn, girl, you had it like a year. Or a week. I did browse through all the titles, drama queen. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Yukarıdaki neymiş be? No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Ya sen arabada film izleme falan... Ya ben çocuğu istemiyorum ya. I don't want to speak about it. This is kind of a crazy day for me. Hadi git. I mean, I literally think I'm going crazy. I may be a pest, but I'm a good listener. Ya abicim ne yapıştın basket? For reals, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. Buna mı anlatıyorsun ya? I mean, life changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jeffersons photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? Erkek olsana lan I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw, now. Answer me, bitch! İki türlü de delikanlıca bir tavır sergileyemiş. Yok. Nothing but a butterfly. You're full of shit. I'd respect you more if you told me the truth. I don't need your respect. You're clueless. You have no idea who I am or what I can do. Ya yemin ediyorum böyle burnundan tutup çekeceğim herifi. Do not analyze me. I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Geri bas. Bas geri. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude. Ya sonunda. Oh. Hey, leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore right in the bathroom! Lan! Lan dur! Max? Aa, bebeğim gelmiş. No way. You again. Warren! Go! Go! I got this! Oh, çok hey, güzel. Max! Bırak onlar birbirlerini yesinler. Get your punk asses out there now! Don't even try to run! Nobody! Bizim dolmuş köpekleri. Man, Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Ben Dana ile bu kız arasında kaldım ama. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Galiba, bilmiyorum. Kafam çok karışık. Oh, and thanks, İlişki Chloe. Durumum karışık şu anda. It benim. Makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you?
Ne dediydi? Ben böyle kızlara falan takılırken daldım. Ne diyeyim arkadaşlar? Hiçbir şey diyemedim. I have no idea. I know he's a Prescott. And an asshole. Your friend really stood up for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Yani. I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Evet, sırf hoca için gelmişizdir biz, net yani. Only for Mark Jefferson. He was a pretty famous photographer in the 90s. I've always loved his work. It was the can-do teach. I'm glad you found a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Hadi istedik. I wanted to. I was just so tripped out over leaving Arcadia. Oh, please. I'm sure your phone and laptop were frozen in time. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Şimdi bir de yedik. Hem karakterli hem vefalı kız ya. Bu kızla evlenilir. Ben bu kızla. Broken. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. Bu kamera ikinci kez kırılmış mıydı? Şimdi düşme falan da mı oldu? Düşmelerde falan. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Sanki part 1'in sonu gibi ama. Bakalım şimdi belli olur. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit home. Ne haber lan kuş? Ama bidik. Çok güzel koltuk kafasıymış, sevdim. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My step fuhrer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Olur. Aa, R'ye basınca da şey oluyormuş. Ben bayağı yürümek için yanlış tuşa bastım ve gömme dolap. Bak bakayım. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Yine saklanabileceğimiz bir şey. Araştır bakalım ne varmış. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Tamam, bu neymiş? Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Müziği laptop'tan mı açıyoruz? She looks super happy. She looks super sad. She looks super stoned. Evet. Nesin? Araştır. Araştır. Ben şu kızın müziğini bir açamadım ya. Müzik seti nerede? Ha, CD'yi bulduk. Arakladık mı lan? Ooh. Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy.
Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. Bilmiyormuş gibi davranmayı yemez. O yüzden. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Bir trip atalım. So, Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Konu mu değiştirelim? Bence konuyu öğrenelim. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. Kız çok net ya. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Yani. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Tamam tamam. Gone. Doğru söz verdik, müzik açacaktık. Can you put on some music now? Üzdük kız iyice ya, tamam. Müzik nerede? Çanta. Yine laptop da olabilir mi acaba? She looks super happy. Ya tamam değil. Müziği neyle açayım abi? Bir daha konuş. Go Max. The player's over there. Oynatıcı orada. Önce müzik seti yok. MP3 player gibi bir şey var herhalde bu. Ha, lan. Oha, hayvan gibi gözümüzün önündeymiş. It won't play without any power. Of. Çilik. Taksi idi tatlım. Şöyle gerçekten bir tatil güzel olur böyle. Kumsalda bu tarz müzik. Soğuk bir şeyler akşam böyle mertem esiyor. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe. Ne dedin ya? Are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Böyle gitme dedi, gidelim. Evi kolaçan edelim bakalım. Bugün şu anda saat yaklaşık kaç arkadaşlar? 2'yi çeyrek geçiyor. Benim sabah 6.30'da kalkmam lazım. Ama bugün bu bölümden sonra sizin için en az bir bölüm daha çekeceğim. Ve işin kötü tarafı şu. Tam oyunu oynarken şu anda beni korkutan bir şey oldu ve gök gürledi. Ve benim yarın işimin %80'i dışarıda olacak. Şu anda birazcık yıprandım o sesi duyucu. Aa, yazıktan. Kuş. Kuş kuş. Abi kuşa bak. Aç. Kıyamam lan. Kuşçuk. Hemen hemen hemen. Ölme. Oh shit. Poor thing. I bet I could do something to save it. Ne yapabilirsin abi? Yap hemen. Hemen.
Ne var burada? Oh. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. Aç abi. Ben bu kuşu nasıl kurtarabilirim ya? Fotoğrafa bakalım. Uh-oh. The prices are late on their bills. Oh, ipotekler mi ipotekler? Şu fotoğrafa bakmak istiyorum. Joyce looks happy. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all. Bu şey değil mi ya? Belki de siz daha önce keşfettiniz ama bu security. Joyce still works at the diner. Hey. And Chloe's new dad is a security guard. Altyazı o kadar anlamlı geldi şu an. Wi-Fi şifresi gibi. Oh my. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. I see why she would keep it. Act, React or Die, a 21st century survival guide. Benim bu kuşu kurtarmam lazım ya. Dog tags, sweet. David Mattson. Ya kuşa sadece bakabiliyor olmam çok kötü. Oh şey. Shit. Poor thing. I bet I could do something to save it. Hadi yapalım. Tuvalette falan böyle bir ilk yardım çantası, şey kutusu falan bir şey varsa önce bir ona gidelim, öyle bir şey var mı? Of, evde iki katlı çok büyük ya. Buradan çözmeye çalışacağım. Bizim hatunun odası mı? Evet. O pis tuvalette şu Just Gotta Let Go demek ki bizim hatunun işi. Ya az önce emin olamadım, ismini unuttum bir an bizim şu mavi saçlı hatunun da. Galiba öpüşülmüş bir fotoğraf vardı ve şu anda çok buruldum onu da hatırlayınca. You can't go home again, said Thomas Wolfe. Umarım o değildir ama o galiba ya. Gideyim bir üzüleyim, geleyim bir saniye. Kuş da ölecek bu arada ama. Bakalım bakalım. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. Neyse. Bana bu şehirden ekmek yok o anlamda. Anlaşıldı. Ben şu kuşu kurtarmak istiyorum arkadaş. Kendimi kuşlara... These books have not been adamak touched since the olmayacak. I see why. Kendime kuşları, hayvanlara şey yapmak istiyorum kendim. Ha, 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 malzeme. Bak bakayım ne var burada. Oh, dark. Ya Allah'ım ışığa bas o zaman ya. Anything. Bunlar makyajlar mı? This is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products. Şurada bir çekmeceyi aç bakayım. I wonder if Chloe is taking those pills. Tamam. Ne? Dur, okusana. I hope she's okay. Şu anda şakır şakır yağmur yağıyor arkadaşlar. Umarım yarın da böyle devam etmez. Bu konunun sizle bir alakası yok da paylaşmak istiyorum, sizinle paylaşmak istiyorum. Bu neymiş abi bu? Tamam, ilaç güzel. Alamadık mı onu? Nedir? Aç. I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Tamam. Mavi. Ben bu kuşa nasıl yardımcı olacağım ya? Kaç kiloyuz? Şu ilaçla ilgili bir şey var ama. I wonder if Chloe is taking those pills. I hope she's okay. Thank you.
Aa, kuşu kurtarmanın tabii ki bir yolu var. Niye ilaçla uğraşıyorum ya? Gerçekten beynim durdu. Daha doğrusu zaman zaman beynim yerine geliyor. Tamam, yürü yürü yürü. Kuş gelmeden aç. Hoppa. Baya mal gibi ilaç arıyorum evin içinde ya. Kuş. Ne yaptın? You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Seni ben yerim, cik cik. Evet. Ne yapmamız gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok şu anda. Hatun bize git dedi. Evet. Şuradan kaydetti falan filan. Kate'den mesaj. Kendine iyi bak. Aha, bayağı bir mevzu olmuş. Her zaman sen iyisin. Bugün biraz çay içmek istemiş. Kesinlikle saat 4'te boş olacağım. Kendine iyi bak. Gel bir teşekkür vermek. Sorun değil. O adam tam bir pislik. Tam bunu çay içerken konuşursunuz tatlım. Aa. Saat 4'te boş olacağım demiş. Ama biz bayağı saat satmışız kızı ya. Neyse şimdi o zaman şöyle yapalım. Şöyle camdan I bakalım. haven't seen this place in 5 years. Seems like forever. Şöyle donatlara bakarken. Evet. Evet arkadaşlar, Life is Strange'in bu bölümünün de sonuna gelelim. Hemen ben akabinde yeni bölümü çekmeye başlayayım. Sonra da yaklaşık 3 saat uyuyup 17-18 saatlik mesaime başlayayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 4. bölümde görüşmek üzere. Bu arada videoyu like'larsanız, paylaşırsanız, bir de kanala abone olmadıysanız olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Max'e sıkıldı zaten. Hadi görüşürüz.